Bir hayatın gerçek olup olmadığını belirleyen ölçü nedir? Bir hayatın gerçek olup hayal olup olmadığını yani. Evet, muhtemelen iki yönlü sorduğunu düşünüyorum. Hani hayal olup olmadığını, gerçek olup olup olmadığını nasıl algılayabiliriz şeklinde sorduğunu tahmin ediyorum. Bunu filozoflar da sormuşlar yakalayabildiğim kadarıyla. Rüyalar kesikli olduğu için bize hayal gibi gelir ama hayat ertesi gün uyandığımızda aynen devam ettiği için onun gerçek olduğu hükmüne varırız. Buna karar veren de bildiğimiz kadarıyla beynimizin ön kısmında yer alan bazı devreler. Buralar hayalle gerçeği ayırt etmemizi sağlıyor. Ne zaman ki bu devrelerin gelişiminde bir sekte oluyor, bir problem oluyor, işte şizofreni dediğimiz hastalık grubuna benzer şeyler ortaya çıkabiliyor. İnsanlar var olmayan şeylerin hayallerini görüp gördükleri şeyleri gerçeğin yerine ikame edebiliyorlar. Yani onları gerçek zannedebiliyorlar. Bu kesintisizlik meselesi tamamen bir tercih, bir illüzyon aslında. Yani bizim hayatımızın gerçek olduğu fikri tutarlı ve işe yarar, bizi hayatta tutan bir şey olduğu için tercih edilmiş bir versiyona benziyor. Nörolojik açıdan, fizyolojik açıdan, fenomenolojik açıdan, felsefi açıdan şu anda gördüğümüz dünyanın, yani biraz nörobilimini biliyorsanız, benim işte açık beyinde gerçek ne kadar gerçek seminerinde çok coşmuştuk bu konuyla ilgili, hala duruyor. Bu arada o webinar enteresan bir şekilde orada kendi başına kült oldu yani. Ama o gece gerçekten çok eğlenmiştik. Bütün mevzu buydu çünkü, yani gördüğümüz dünya gerçek mi değil mi? Gerçek hakkında kesin olarak bildiğimiz belki de tek şey var. Gerçeğin nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Tüm evreni zihnimiz mi yaratıyor? Bütün bunlar bir hayal mi? Doğanın gerçekliğini algılamanın bir yolu var mı? Bildiğimiz her şey bir simülasyon olabilir mi? Gerçeklik değiştirilebilir yahut esnetilebilir mi? Çok boyutlu bir evrende yaşamak ne demek? Geçici gerçeklikten kurtulup hakikati anlamanın ilk adımları. Zanlardan kurtulup bilmeye başlamak için gerçek ne kadar gerçek diye soruyoruz. Neticede gördüğümüz dünyaya gerçek diyebilmemiz için elimizde bir kanıt yok. Bu tamamen zihinsel bir tercih, evrimsel bir eğilim. Böyle olması işimize yaradığı için böyle. Muhtemelen şunu diyenlerden değilim. Yani dışarıda hiçbir şey yok. Biz tamamen her şeyi uyduruyoruz falan modunda değilim. Yani bir gerçek dünya olduğunu, onunla iletişime geçtiğimizi düşünüyorum, düşünmek istiyorum böyle. Ama o dünyanın nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğimizin de farkındayım. Şu anda bir monitöre konuşuyorum, kamera, orada Hazal gözüküyor. Ben Hazal'ı normal hayatta da gördüm. Yani buna benziyordu. Ama yani bunların ne kadarı gerçek, ne kadarı gerçeği olduğu gibi yansıtıyor, ne kadarı benim yapıştırmam, illüzyonum, bunu bilebilmemin bilimsel hiçbir yolu yok. Entelektüel olarak iyi bir egzersiz olabilir. Ama bazı sıkıntılar var. Mesela gece uyurken düşünürseniz, ciddi olarak kafa yorarsanız uykunuz kaçar. Çünkü yani bir de bu konuyla ilgili gerçekten biraz bir şeyler biliyorsanız, teknik bilginiz varsa, beyin nasıl algılar, işte o kortekste imajlar nasıl oluşur, hede hede falan. Yani burada diyorsun ki lan bütün gün uğraştığımız şu şeylere bak hepsi yalanmış falan. Ve aynı zamanda bu dünyada yaşadığımız her şeyin de sanal bir tiyatro olduğunu fark ediyorsunuz. Her şey, bakın her şey, sizin zihninizde olan bir dünyada yaşıyorsunuz. Sizin zihninizde yaratılan bir gerçekliğin içinde olduğunuzu sanıyorsunuz. Halbuki mesela ben çok iyi biliyorum ki, siz de düşünürseniz hemen fark edeceksiniz. O gerçekliğin tanrısı sizsiniz. Onu oluşturan sizsiniz. Zira kararlarınızı değiştirdiğinizde, inançlarınızı değiştirdiğinizde, sözlerinizi değiştirdiğinizde, alışkanlıklarınızı değiştirdiğinizde dış dünyanız değişiyor. Aşık olduğunuzda her şey değişiyor. Kederlendiğinizde her şey değişiyor. Bir şey kaybettiğinizde her şey değişiyor. Hayatın anlamı, rengi, görüntüsü, ilişkileri her şey değişiyor. Belki görünce gene o kişiyi ben çok kederliyken de çok sevinçliyken de aa Hazal bu sensin diyorum ama onu bir başka görüyorum. Onu bir başka duyuyorum. Başka bir kişi gibi geliyor bana. Hikaye vardı. Ben bu galiba üçüncü kitapta alıntıladım onu. İşte köylünün birinin baltası çalınıyor.
komşu çocuğun çaldığından şüpheleniyor. Çünkü komşu çocuk tam bir hırsız gibi davranıyor, tam bir hırsız gibi konuşuyor, tam bir hırsız gibi yürüyor. Sonra baltasını buluyorlar kaybetmiş samanlıkta. Alıyorlar. Adam ondan sonra komşunun çocuğuna bakıyor. Ne hırsız gibi yürüyor, ne hırsız gibi konuşuyor, ne hırsız gibi davranıyor. Sizin ön yargılarınız insanları öyle yapıyor. Bizim ön yargılarımız insanları böyle yapıyor. Onların davranışlarından da biz sorumluyuz. Şu evrendeki devinen gök adaların hareketlerinden bile biz sorumluyuz sevgili arkadaşlar. Buradan çok uçuk felsefelere giderdik ama soru neydi? Gerçek hayat bu yüzden gerçek değil. O yüzden takılalım. Berk Bey'in dediği gibi var olmak için önce algılanmak gerekir. Algılamak gerekir. Evet. Ve biz şey kanıtlayabiliyoruz artık algılarımızın hepimiz için farklı olduğunu, aslında bazen algılamamamıza rağmen kafamızda birleştirdiğimiz kategorilerle bunu algıladığımızı sandığımızı kanıtlayabiliyoruz. Tabii ki. Bilimsel olarak bunun üstünde deneyler yapıyoruz. Hatta bir sonraki bölümde hatırlatırsan önceden şu illüzyonlardan birkaç tane göstereyim mesela, onlar üzerine biraz konuşalım. Bende bir klasör vardı, görsel illüzyonlar. Onları tek tek ekrana koyarız burada. Acık üzerine sohbet muhabbet ederiz. Güzel olabilir. Olur hocam, hatırlatırım. Benim nerede? Şurada bir boşluk var. Şuraya doğru. Şuraya koyarsın. Beyaz duvara yerleştirebilirim. Evet. Hazala doğru şöyle yanaşırım. Şöyle. Şöyle hazalı işaret eder. Böyle illüzyonu işaret edebilirim. Güzel fikir. Konu da çok güzel. Çünkü hocam hatıralar, anımsadıklarımız, geçmiş yaşantılarımız bizi biz yapar. Var olan anılardan geriye kalanız biz. Ama eğer anılarımız bir algı çeşidi ise, yani hem geleceğimiz değişebilir hem geçmişimiz değişebilir. Çünkü geçmişi hatırladığımızda geçmişteki duygularımızı, düşüncelerimizi, inançlarımızı, özellikle kötü veya işte işlevsiz inançlarımızı değiştirmeye başladığımızda geleceği de değiştirir hale geliyoruz. Aynen öyle. Yani aslında algıladığımız şey bizi biz yapıyor. İşte inşallah bunu da iki sonraki kitabımda biraz açmaya gayret edeceğim. Bak ya, bunlar çok iyi. Bu yorumları şu arada ekrana çekiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hani ne geldi hocam? Ben şu anda yoruma kaçırmışım. Nerede? Kaçırdım ya. Demin ne güzel bir yorum vardı. Yorumlarda çok başa gittik. Şu anda ekrana bir tane koydum. Yorumları okuyorsanız, burada buldum valla, onu da getireyim şöyle. Yorumları okuyorsanız kulağınızı kaşıyın diye. Sadece kulağımı kaşımıyorum, ekrana da çekiyorum. Biraz önce demiş ki, beni duyuyor musunuz, ben var mıyım falan filan diye. Ah ne değişik. Yakında valla buraya da bir moderasyon gelecek söyleyeyim. Çünkü Hazalcığım yazık soruları ayırt edemiyor. Yakında arkadaşlar YouTube kanalımıza bir katıl butonu geliyor. Katıl butonuyla bize katılırsanız, destek verirseniz burada yorumlarımıza devam edeceğiz. Ve katılımcılarımız için ekstra sürprizlerimiz olacak. Yakında o sistemi de devreye sokacağız inşallah. Adım adım. Evet. Var mı başka sorumuz? Hocam sorumuz çok ama vaktimiz yok. Fani dünyanın biten vakitleri. Evet, şimdi size Mozart... Yok. Bugünü de böyle noktalamış olalım.